Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu ve tercune minallahi ma la yarucun. Siz iman etmeyenlerin Allah'tan beklemediklerini bekliyorsunuz Allah'tan. Bekliyoruz elhamdülillah. Yani sizin birazcık daha farklı davranmanız lazım. Herkes gibi yaşayamazsınız siz. Herkes gibi olamazsınız. Dünyada affedersiniz kafirin yaşadığı gibi yaşayayım yiyeyim, içeyim, gezeyim, tozayım, kalmalalım alalım dünyadan. Helal demeden, haram demeden, iyi demeden, kötü demeden, güzel demeden, çirkin demeden, hiçbir yasa, hiçbir sınıra riayet etmeden, hani yekülüne Yâ, kema tekülü enam diyor ya bir ayet-i kerimede, müşriklerden bahsederken Allah Celle Celaluhu, hayvanların yediği gibi yiyorlar. Hayvan önüne ot koyduğunuz zaman acaba bu helal mi haram mı diye düşünür mü? Yok. Nereden bilsin zavallı? Öyle bir idraki yok. Şimdi Allah ona benzetiyor Celle Celaluhu. Haram, helal farkı gözetmek sizin her geleni yiyeni, her bulduğunu alanı efendim yığmayı, biriktirmeyi, eğlenmeyi, şehevi arzu ve isteklerini tatmin etmeyi, birinci öncelik olarak göreni öyle onlara benzetiyor Allah Celle Celaluhu. Biz hamdolsun öyle değiliz. Biz diyoruz ki Bizi sınırlandıran sınırlar var. Bizi sınırlandıran sınırlar var. Çünkü biz ebedi hayata inanıyoruz. Biz öldük ölümün bir son değil, ebedi hayatın başlangıcı olduğuna inanıyoruz. Ölümün sadece dünya değişikliği olduğuna inanıyoruz. Öldüğü zaman hayatı sona erdi demiyoruz. İrtihal etti diyoruz. Göçtü diyoruz. Göçtü, irtihal etmek göçmek demektir ebedi hayata göçtü, ahiret yolculuğuna çıktı gibi cümleler kullanıyoruz. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki ahirete kıyasla dünya hayatı bir kuşluk vakti ya da bir akşam vakti kadardır Rabbimizin ifadesiyle.